Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizden gelen bilek göçü videolarının analizlerini yaptığımız serinin ikinci videosuyla beraberiz. En son Batuhan Karaduman'ın maçlarının analizini yapmıştık. Burak atlıda kalmıştık. Şimdi hiç zaman kaybetmeden devam edelim arkadaşlar. Burak soldaki arkadaşımız. Şimdi ilk aslında baktığınızda hamleyi kendisi yapıyor ama rakibi onu elinin yan kısmıyla yaslıyor. Yani bisepsini belli bir açıda kontrol edebiliyor, taşıyabiliyor. Burada biraz daha farkındaysanız yüksekten huka düşmüş. Yani Şuraya doğru düz gitmeye çalışıyor. Rakibi biraz daha kolu yukarıdayken. Azıcık da aşağıda şuralarda e, bu pozisyonda kalsaydı. E, Burak normalde buradan çok daha rahat gidebilirdi. Tabii ki biraz daha böyle kol dik açısını hiç bozamamış. Daha yukarılarda durdurmuş rakibi onu. O yüzden biraz böyle sıkıntı yaşıyor. Şu noktası güçlü arkadaşın. O yüzden taşıyor onu. Farkındaysanız burada bastıkça kendisi burasını kaybetmiş Burak. Rakip tabii kendini çok açmış. Hatta dirsek çıkıyor faal oluyor. Maç bir faalle devam ediyor. Rakibi bir faal alsa maçı verecek. Çok konlaşmış. Dirseyce geri alıyor. Ama gayet güzel bir hareketle içine alıyor onu. Burada işte şu pozisyonayken bak şunu yapabilirsin. O kadar geride başında yapamayabilirsin ama. Şurada taktın ya. Burasını sıkarak şu kısmını geri doğru kanatla çekebilirsin. Rakip biraz daha şöyle yukarıda bir dik tuttuğu için. kendi geri doğru çektiği için. Kanat yerine tercihen biraz daha yukarıdan da yapabilirsin bunu. Ama biraz sırt kullanmak zorundasın. Çünkü bisepsi hala çok yukarıda. Aşağıda olsa şu şekilde kitlese Rahatça burası dönecekken yukarıda olduğu için artık çektikçe elin onda kalabilir. Mesela Farklı şeyler deniyor. Sen çok güzel kontrol etmişsin ama o kendini böyle çektiği için kontrol etmeye başlamışsın. Yani hatalı bir maç çekmeye bürünmüş. Alt tarafı kontrol ettiğin sürece inan etmişsin. Maç tamamen sende zaten gözüküyor. Gayet güzeldi. Burak'ın diğer maçı. Çok kötü tutuyorsun Burak. Yani şöyle bak. Arkadaş normal harften düşük böyle gerdirmiş ama sen şöyle duruyorsun. Şu şekilde yani elin böyle duruyor. Senin yaptığın teknikle çok alakalı bir şey. Tutuş ama anladığım kadarıyla bu işi biraz yenisin. Baktığı zaman gerçekten gelecek vaat ettiğini görebiliyorum ama tutuşların biraz değişmesi gerekiyor. Bak Rakibin çekeceği yere tam yapışmışsın burada. Ve kontrollü şekilde yapışmamışsın. Yani şu elini şu şekilde dikip biraz daha oradan tutsan hemen hamleyi yapmış bak. Direkt onun askıda kalmışsın şu anda. Şimdi bu rakibe karşı bu şekilde tutmak çok doğru değil. Biraz daha böyle yukarı dikip tutmak zorundaydım. Rahat bir şekilde açıyor. Bak onda bile düşük. O da çok güzel durmuyor ama Şimdi bak ilk hamle nasıl? Sen zaten böyle duruyorsun. Onun tamamıyla bir askıda kalmışsın. Şu kısmında askıda kalmışsın zaten. Oraya haftan dokunsa dahi senin buran onu taşıyacak güçleri değilse tamamen her şeyini kaybedersin. Ki sen basınç atıyorsun. O çekiyor. Yani yana doğru giden birisi hatta şu kısmı bu şekilde haftan bir düşük şekilde buraya kitlemiş. Senin buranı biraz daha fazla baskı uygulamış orada. Çok isterik yaptığını düşünmüyorum. Çok güzel maç atıyor ama isterik yaptığını düşünmüyorum. Çünkü böyle başlamaması gerekiyor. Biraz daha dik başlaması gerekiyor gerdir bu aradaki farkı kapatması gerekebilir. Çok rahat bir şekilde açmış seni. Dediğim gibi şuradan askıda kaldığın için açmış rahatça. E, şu kısma düşmemen gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. En üstten tuttuğunuz zaman rakibin sizi bükecek gücü varsa şunu yaptığı anda farkında mısınız? Artık serçe parmağında kaldı ve buradan sizi çekebiliyor artık. Artık şu boğuma düştü olay. Buradan çekiyor. Çok alttan tutarsanız eliniz çok güçlüse rakibi taşıyabilirsiniz. Taşıyamazsa bütün şu kol gücünün olduğu yerde aslında kalırsınız. Yani sizi çeker açar buradan çok rahatla çevirir. Ama şu bileğin şu eklem kısmına yapışırsanız biraz da buranız güçlüyse böyle çektiği anda şöyle düşürdüğü anda sizi artık farkında mısınız? Boğum baskı burada değil. Şu bileğin şu çektiği baskıdan bahsediyorum. Artık şu boğumda değil artık burada. Çünkü çektiği yer şurası. Bak şimdi büktü. Nerede kaldı çektiği yere bakın. Şu boğumda. Şimdi ben bunu yukarıdan tuttum. Yine aynı şekilde büktü beni. Bu sefer şu boğumda kaldı. Yani şurada kaldı. İnanılmaz şekilde fark eder. O yüzden elinizi biraz güçlendirip daha böyle bileğin şu eklem noktasını birazcık yukarıdan tuttuğunuzda rakip sizi çevirebiliyorsa tabi elden ele göre çok değişebilir. Rakip sizi durdurabiliyorsa çok güçlü, çok değişir. Tamam gene açabilir ama en azından şurada kalmakla beraber, şu parmakta kalmakla beraber şu boğumda kalmak arasında bir güç farkı vardır. O yüzden elinizi biraz güçlendirip hem burayı kontrol edecek kadar güçlü olacaksınız hem de buralarınızı kilidi açıyı kontrol edecek kadar iyi olmanız gerekiyor. Rahat bir şekilde alıyor. Burak'ın şimdi diğer bir maçı. Burak şöyle bir durum var. Ee, şimdi aynı şekilde rakip biraz yukarıdan tutmuş farkındaysan. Hani az önce konuştuğum kısım aslında. Daha yukarıdan tutunca sen onu bükebilirsen orada şu parmak şu boğumda kalacağı için rahatça basabiliyorsun. Hemen başlatıyorum. Bazen çünkü çok yukarıdan tutmak çok iyi olmayabiliyor sizin gücünüzle alakalı. Arkadaş çok uzun. Gerçekten bayağı uzun gözüküyor ve masaya çok uzak. Yani biraz yabancı. Hemen şuradan bir daha Bak şöyle yapıyorsun. Büküyorsun. Buranı kaptırıyorsun. Sonra bir kaldıraç gibi hafiften basıp içeri doğru giriyorsun. Yani e, biraz daha sanki böyle buranı kaptırmaman gerekiyor. Büküyorsan direkt hamleni yapmak zorundasın ve aynı anda rakip kol uzunsa da ezip bir yandan geri sırtla çekip yana doğru rotasyon ile beraber şu şekilde yatman gerekiyor. Şu an çünkü yakalandın ama ne yaptın burada? Ne fark var? Arkadaşım açtı çok fazla. Sen de buranı şu kısmını çok fazla güzel baskı uygulamışsın. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Şu ayağını görüyor musun? Ayağın nerede? Senin şu ayağın biraz daha bu tarafta olması gerekiyor. Bak bu ayağın hiç iyi bir pozisyonda değil. Yana doğru yatmana izin vermiyor senin. Bu ayak biraz daha ileride karşıyı görüp bu biraz daha şu taraflarda olsa kendini aşağı attığın zaman böyle değil de biraz daha böyle olacaksın vücutla beraber. Şu anda baskı noktan da kötü. Yani arkadaş burada birazcık seni tutabilse işler tamamen değişecek. Gene yani güzel bir maçtı. Diğer maçımız arkadaşlar mailde Çatı Hoop diye yazıyordu. Ben de o şekilde kaydettim. Bir tane maç göndermişler. Hemen şöyle açıyoruz ve büyütüyoruz. Başlatıyoruz maçımızı. Bir kere en başta şunu söyleyeyim. Çok kötü bir açı var burada. Yani kolunu çok ciddi şekilde açmışsın. Hemen başlamadan şey yapayım. Şu mesafe hem buradan açık hem buradan açık. Buraya doğru arkadaş baskı yapabilse, sen birazcık bile omuz karaya katabilsen orada. Hatta buralara gittikten sonra baskı yapsa çok ciddi sakat pozisyona giriyorsun. E tabi şimdi belki açınızla alakalı, oturmuşsunuz onunla da alakalı ama... Daha dikkat etmek gerekiyor. Burada dizinin üstünde biraz ayak kalkıp şu kanatları, şu ariyi biraz böyle kapalı tutup attığınız zaman hem çok fazla güç uygulayacaksınız, verdiğiniz güç belki abartsız iki kat fark edecek. Hem de tabii ki biraz daha böyle sakat pozisyonlardan uzak duracaksınız. Arkadaşlar, <laughs> birey düşük başlıyor ve şu an mesela çok iyi pozisyonda durmuyor. <laughs> Bak şurasını güzel kontrol etmişsin. Burayı kontrol ettiğin için burası da dağlık duruyor şu anda. Zaten biraz da kendi de salmış ama. Bak şu <laughs> şu kısmı mutlaka kapalı tutacaksınız arkadaşlar. Bu çok kötü pozisyon. Şu an sakat pozisyona girmek üzere. Allah'tan ki şu rotasyonu böyle bükerek yapmışsın. Bükerek yaptığın için karşı taraftaki arkadaşımızın bu tarafı dönmüş. Döndükten sonra şimdi şöyle düşün. Şöyle gittiğini düşün ağırlık kemikte şöyle gittiğini düşün. Ağırlık pazıya geçiyor belli bir nebzede olsa. Şu an belli bir seviyede de pazıya geçiyor. Tabii şu omuz tam bu tarafa döndüğü zaman tam pazıda olur. Biraz bu tarafta olduğu zaman biraz da eklem baskısı alır. Yani şu maçtan sonra kol çekmiş olabilirsiniz. Bir daha bakalım buraya. Tam bir kontrol ediyorsun. Ama şunda biraz böyle dediğim gibi büküş yapsam büksen daha iyi olacak. Şöyle bakayım başlangıcınıza bakayım hemen. Başlangıçta bu tarafın bu şekilde düşmesinin sebebi eli tamamen düşük olması. Dikip havaya bütün gücü buradan kendine doğru verdiği zaman başlar başlamaz da şu, tabii şu arası kapalı olacak. Kendini arkaya böyle fırlattığında, attığında aynı anda da çok azıcık bile içeri bükebilse hani birkaç santim çektikten sonra anında içeri bükebilse şu tarafın eğer çok güç farkı yoksa arada açılma ihtimali var. Tamam belli bir kol farkı var, kilo farkı var ister istemez ama bu şekilde burada sakatlanmadan inşallah tabi sakatlanmadan çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Bir tavsiyem daha var. Dirseğinizin altına yumuşak bir şey koyun mont gibi. Bir daha bakalım başımıza. Burada ne kadar kötü bir şey aslında. Buradan baskı alıyor ve vücutla beraber şu tarafa doğru ittiriyorsun bak. Çok kötü bir şey aslında. Yani çok kötü bir şey o. Gayet güzel. Bir yandan da anlatarak yapıyor. İşte şu pozisyonda hani belki biraz daha böyle baskı yapmayı bilseniz bu taraf sakatlanabilir. Çünkü bak burada yanan gidiyor. Şurada normalde düz bastığın için yavaş yavaş açılıyor. Birden omuz üstüne kattığın anda böyle bükmeden başka sıkıntılar da olabilir. Güzel eğlenceli maç yapmışsınız. Teşekkür ettim gençler. Arkadaşlar bir diğer maçımız Esma Nur Çakman maçları. Kendisi bu sene dünya şampiyonasında. Genç bayanlar 60 kilogram sol kolda dünya şampiyonu oldu. Onun maçlarını bize atmış. Başka maçlarda da atmıştı ama çok fazla maç biriktiği için buradaki maçları izleyeceğiz. Esma gördüğüm kadarıyla bu ön bileği güçlü ve el kontrolü de var. Hakem bir düzeltme siyetini söylüyor. Şimdi burada çok güzel bir şekilde burasını yuvarlıyor farkındaysanız ama alt tarafını hiç bırakmıyor. Şu alt parmakları çünkü burada bıraksa, çünkü rakip de kendi geri doğru çekmeye devam ediyor, bu tarafı esneyecek. Alttan açıldığı anda artık buraya binen yük çok fazla olduğu için açılacak ama çok güzel bir şekilde kontrol ediyor ve çok rahat bir şekilde de maçı alıyor. Böyle biraz sadece çekmeye odaklı yapıyor. Yani biraz daha böyle bükmeye kontrol etme değil de çekmeye odaklı ki burada zordur zaten o kontrol aşamaları. Ama gayet rahat bir şekilde maçı alıyor. Çünkü maç tek taraflı çekiş maçı da böyle değildir. Yani sadece çekeceğim atacağım, sadece büküp çekeceğim atacağım, rotasyonla gideceğim, ön bire düşüp çekeceğim diye bir sadece kıstas yok. Herkese göre maç şekli değişebiliyor. Bazen direkt çekmek zorunda kalıyorsunuz, bazen kontrol etmek zorunda kalıyorsunuz çekerken. İlk maçı alıyor, Abdullah maçı veriyor. İkinci rakibi Ukraynalı. Çok, şuna bir de açacağım arkadaşlar. Yani çok iyi kullanıyor şurasını. Rakip askıda kalıyor. Şu kısmı hiç esnemiyor. Çektikleri zaman elinde askıda kaldıkları için çok kolay şekilde gidiyor. Yalnız yine aynı şey oldu burada. Giderken farkında mısınız? Kontrol ediyor. Burası taşıdığı için gidebiliyor. Yoksa burada bir açık verdi ufaktan. Yani burayı daha büyüklerde de sonuçta yarışacak Esma Nur inşallah. Burayı biraz daha düzeltmesi gerekiyor. Hani aldıktan sonra burayı biraz ezerek. Çünkü zaten kontrol tamamen kendisinde. Biraz daha ezerek böyle gittiği zaman iş çok değişecektir. Yani bir o kadar da maç şekli değişecektir. Uyguladığı güçle değişecektir ama çok güzel maç yapıyor. Ona bir sıkıntı yok. Ufak eksikleri sadece gördüm. Yine bir Türk sporcu ile beraber atıyor. Doğanur Şeker. Aslında Doğanur çok güzel yakalıyor. Bir daha açacağım orayı. Girdi pozisyonda bir durduracağım. Doğanur çok güzel kitleniyor aslında orada. Tabii açısını bozamıyor orada. Hani direkt içeri girip açısını bozsa Esmanur orada kontrol aslında kaybetmiyor etmeyince de ve şu kısmına da baskı yapınca rotasyon kısmını böyle yavaş yavaş dönebiliyor elinde. Maç tekrar oluyor. Doğanur aslında çok güzel kitleniyor olduğu yerde. Kitleniyor ama açısını bozamıyor. Şu kısma dikkat edin. Bu kısmı normalde Esma Nur'un şurası dönmediğinden dolayı burası da rakibin şu kısmına taktığından dolayı ve ayrıca elini kullanıp Doğanur'un da hiçbir şekilde elini basamadığı için hani rotasyonu bir baskı uygulayamadığı için sadece kilit şekilde bekliyor orada. Bu taraf açılıyor yavaş yavaş. Yani şurası yavaş yavaş dönüyor o yüzden. Maça alıyor. Hakem Abdullah Çin. Burada arkadaşlar birinciliği ve ikinciliği paylaşıyorlar. Esmanur ve Doğanur Şeker. Tabi ikinci olabilmesi için Doğan şekerinde Şeker'in de bayağı bir sporcu yenmesi gerekiyor. Şimdi biz sadece Esma Nur olan maçını gördük. Arkadaşlar video çok uzun olmasın diye Ferhat Durukan'ın da maçın analizini yapacağız inşallah. Ondan sonra bir sonraki üçüncü bölümde Hasan Basri Emiroğlu ile devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Ferhat Durukan'ın bir maçı. Bu 2020 yılındaki bir maçmış. Hemen izleyelim. Çok fazla güzel yüklüyor ve çok iyi basıyor. Yani bir daha alayım burayı. Ya i̇lk hareketi patlayıcı çok iyi. Yani şu ana kadar analiz ettiklerimin hepsinin arasında patlayıcı olarak en iyi. Ferhat burada. Gayet güzel çekiyor, büküyor. Ee, çok kontrollü şekilde çok güzel bir açıyla maçına atıyor. Bir daha açacağım. Patlamasına kadar önemli arkadaşlar. Şimdi çıkıyor. Buraya kadar geliyor rakip ondan sonra saldırıyor. Yani açıyı kaybettikten sonra saldırıyor. O yüzden bu patlayıcı kuvvet antrenmanları da çok önemli ama sizin kendinizde Patlayıcı varsa o zaman tabii ki diğerlerine göre ne kadar antrenman yaparsa yapsın. Bir kademe daha yukarıda oluyorsunuz. Zaten patlayıcı kuvvetleri belli bir seviyeye kadar geliştirebiliyor. Ama siz de olduktan sonra hiç antrenman yapmasanız bile inanılmaz hızlı olabiliyorsunuz. Ee, tabii bu deneme yanılmalarla, bu tarz antrenmanlarla da daha çok pekişebiliyor. Gayet hızlı ve güzel maçını atıyor Ferhat. Arkadaşlar bugünkü maçlarımız bu kadar. Yine tekrar edeyim hemen. Üçüncü serimizde Hasan Basri, Emiroğlu'nun maçlarını inşallah analiz edeceğiz. Hatta buradan görseni göstereyim. Aynen şimdi diyeceksin. Mesela niye beni de analiz etmedin burada? E, sadece bir tane video. O zaman hemen öbür arkadaş da. Onda üç tane varmış. Hasan senle inşallah devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.